Belediyeler kanunu var bu ülkede. Belediye ilişkin düzenlemeleri ve işleyişi düzenleyen esas kanun. Bu kanun içerisinde yer alıyor. Ancak hukuki mi derseniz hukuki değil. Çünkü kanunların da çıkarılırken uyması gereken bazı nasıl diyeyim, kuralları var. Yani anayasaya uygun olmak zorunda. Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun olmak zorunda. Temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunmadan onlara uygun olarak kanunların çıkarılması gerekiyor. Ama bu ona uygun bir sistem değil. Yani şöyle düşünün. Seçimler yapılıyor. Seçimlerde %90 aşağısı belediyeyi kazanıyor. Bütün halk düşünün. Bütün şehrin, bütün ilin, ilçenin desteklediği bir şahıs. Ve siz 20 gün sonra bu şahsı görevden alıp başka bir hiç ilgisi olmayan, oralı bile olmayan veya seçime girmiş ama hiç oy alamayan veya direkt devlet memuru olan bir vali yardımcısını siz o belediyenin, o şehrin başına atıyorsunuz bir nevi. Haliyle bu mantıkla düşündüğümüzde evet, yasalarda artık yeri var kayyum uygulamasının. İçişleri Belediyeler Kanunu İçişleri Bakanlığı'na böyle bir yetki veriyor. Yasal, ama bu hukuki mi? Kesinlikle hukuki değil. Anayasaya, Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve temel olarak seçme ve seçilme hakkına kesinlikle ve kesinlikle aykırı. Bu yönüyle hukuki olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Elbette ki bir belediye başkanı veya bir belediye başkan vekili veya da bir belediye meclis üyesi de suça bulaşabilir. Nitekim olmamış şeyler değil. Ama uygulamayı bu şekilde yapmak onu amaçtan sapıyor ya da amacın gerçekte ne olduğunu ortaya koyuyor. Başka şehirlerde de biliyorsunuz belediye başkanları görevden alındı. Ne yapıldı orada? Uygulama şu, olması gereken bu. Zaten itirazlar da bu noktada. Evet, bir belediye başkanı görevden alma durumu olabilir, bir belediye başkanı hayatını kaybedebilir, bir belediye başkanı seçilme yeterliliklerini yitirmiş olabilir. Bu durumda olması gereken yine o şehir ahalisi, o şehir halkı tarafından seçilen insanlar var. Bir belediye meclisi var. Yine bu kişiler de o şehirde seçimle oluşan bir meclis söz konusu. Bir meclis oluşuyor. Olması gereken ve istenen şey şu. O meclisin kendi içerisinden bir başkan seçmesi. Uygulama olması gereken de bu arada. Bir belediye başkanının görevden uzaklaşma koşulları oluştuğunda, görevden ayrılması koşulları oluştuğunda veya başka nedenlerle artık görevini sürdüremeyecek durumda olduğunda doğrudan belediye başkanını atanması değil de İçişleri Bakanı'nın müdahalesi ya da belediyeler için valilik söz konusu yetkili. Valiliğin doğrudan atama yapması yerine belediye meclis üyelerinin kendi aralarında bir seçim yaparak yeni bir belediye başkanını seçmesi isteniyor. Olması gereken uygulama bu. Hükümet bir hukuki açısından değil, siyaseten yaptığı bir işlem bu. Siyaseten belediyelere el koyma işlemidir bu. Bir gasptır bu aynı zamanda. %70'lerde, 80'lerle oy almış ve seçilmiş insanların bir idare kararıyla, bir hükümet kararıyla görevden alınması ve o şehirle, o halkla hiçbir ilişkisi olmayan, bir bağı olmayan, halk tarafından tercih edilmeyen, seçilmeyen birilerinin yönetici olarak, belediye başkanı olarak göreve getirilmesi her şeyden önce irade gaspıdır. İrade gaspından vazgeçilmesi ve hukuka dönülmesi temennimiz var. Öncelikle kayyum uygulamasının son verilmesi gerekir. Ancak dediğim gibi yasal koşullar oluştuğu takdirde de eğer bir belediye başkanı görevine devam edemeyecek durumda olması halinde de olması gereken uygulamayı dönülmesini istiyoruz biz. Bu da demin söylediğim gibi kayyum atanması değil, belediye meclis üyelerinin kendi içlerinden birini belediye başkanı seçmesi şeklindedir. Temennimiz ve çağrımız da budur.